Evet, Vampire Night Saat'a tekrar hoş geldiniz. Vampire Night'a hoş geldiniz. Tıpkı bir zaman döngüsü gibi bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Tekrar tekrar yaşıyoruz. Hatalarımızı düzeltip, kaydı tekrar başlatıp, tekrar kapatıyoruz. Evet, nasıl gidiyor karantina? Karantinada 4. hafta mı oluyor? Daha fazla belki, bilmiyorum. 4. haftamız bence. Günler uzadıkça uzuyor benim için. Gerçekten dışarı çıkamadığım için ve yapacak normalde yaptığım insanlarla büyük alanlarda aynı anda olmak gibi çok önemli aktiviteleri yapamadığım için bana çok uzun geliyor ve çok sıkılıyorum. Yani benim için değişen çok aslında değişen çok şey oldu çünkü evden çalışıyorum artık. Normalde hatta bu yayınların ilkinde şeyden bahsetmiştim. Bu koronavirüs ilk çıkmaya başladığında, ilk yani haberleri çıkmaya başladığında toplu taşıma kullandığım için gergin olduğumu söylemiştim. Yani Artık bu toplu benim taşıma yok. hayatımı çok etkiliyordu gerçekten. Artık evden çalıştığım için hayatımda büyük bir değişiklik var aslında. O yüzden değişiklik olmadı diyemem ama evde zaman geçirmeyi çok sevdiğim için zorlandığımı söyleyemem bu dönemde. Ama tabii ki belirsizlikler, işte kontrolümüz dışında gelişen bütün bu olaylar, bilinmez şeylerden dolayı herkes gibi ben de gergin durumdayım. Evet, hepimizde bir anksiyete hastalığı var. Özellikle raporlar psikiyatrların çok fazla işe olacağını gösteriyor bundan sonra. Amerika'da avukatlar şey kararı almış. Boşanma avukatları şeylerini Evet yükseltme ya böyle bir ortalama. şey var. Çünkü herkes birbiriyle yalnız kalacağı için. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Çiftler birbiriyle 24 saatten fazla yalnız kaldığında ayrılıyorlarsa Çok gerçekten çok acayip ilginç. ya. Şey bir de birkaç tane site yapılmış. Şey sitesi. Bu işte Covid-19 virüsü çıktığından beri satışları gösteriyor. İşte nelerin satışı artmış, trendleri gösteriyor. Nelerin satışı azalmış falan. Çok ilginç insanların yani şey bu arada hep söylüyoruz ya yine konudan konuya atlamaya başladım ama hep söylüyoruz ya evrimsel olarak bir şekilde adapte oluyoruz diye. Yani birdenbire insanlar adapte olup bir sürü siteler çıktı. Bu konuda işte neleri yapmalısınız, neleri yapmamalısınız iyi anlamda söylüyorum bu arada. Bir anda hani bu duruma tabii ki adapte olması normalden daha zor bir konu ama adapte olup böyle bir şeyler geliştirmeye başladık. Böyle türlü siteler yapılmış trendleri gösteren, onlardan ilgimi çekenlerden bazıları şey, ukulele satışları artmış mesela. Neden ukulele? Gerçi gitar Bilmiyorum. alamıyorsun, İnsanlar çok pahalı artık çünkü. Ha. hani hobilerime zaman ayırayım falan diye düşünerek herhalde ya puzzle satışları zaten artık onu hepimiz biliyoruz. Hani evde böyle zaman Bana geçireceğim şey diye. gibi geliyor. Puzzle yapan bir insan zaten evde kalmayı seven bir insandır. Çünkü hani ben evde kalmayı çok sevmem ama mesela puzzle yapamayan bir insanım. Dikkatim dağılıyor. Hani Ya çok atıyorum sürekli dışarıda olan bir insanın hani puzzle evde puzzle alıp bunu gerçekten 10 bin şeylik bir puzzle yapacağını düşünmesi çok tuhaf geliyor bana. bilmiyorum yani puzzle olayı sabır isteyen bir şey gerçekten ve Ama şey açısından çok güzel mesela. Ben bir laboratuvarda çalışırken hani böyle bir şey yapmak için insanlar birbiriyle tanışsın ve yakınlaşsın diye mesela bir puzzle getirilmişti ortaya. çok 30 iyi kişi bir puzzle evet. yapmıştı. Hani gerçekten Bu arada şey. çok iyi fikir gerçekten. Ben ya işte ne deniyordu buna? Icebreaker deniliyor sanırım o Icebreaker tarz deniliyor, şeylere. evet. Bir de böyle başarı hissi veriyorsun. Yani çünkü hani Evet, bir oradaki beraber bir şey 30 başarmışız kişinin işte. atıyorum 20'si hiçbir zaman master'dan mezun olamayacak, doktorasını tamamlayamayacak falan. Öyle başlamak güzel böyle. Ama şey konusunda haklısın. Çok hızlı adaptasyon gösteriyoruz. Ben bu yüzden insan hani hayatında da tarihinde de onurun bu kadar abartılmasına çok karşıyım. Hani böyle işte bu adam böyledir, kişiliğinden taviz vermeme gibi şeylerin. Çünkü insanoğlunun hayatta kalma şekli yavşaklıktır. Yani her konuya olabildiğince hızlı bir şekilde adapte olabilmektir. Hani biz geçmişte şeyleri böyle yaptık demek değil. Şu an durum farklı, hemen böyle yapalım. Bugün buyken, Ya ya cambazlık en önemli survival tekniklerinden biridir yani. yani hayatta kalmak için adapte olmak zorundayız zaten. Yani Tabii ki. şu an özellikle bu tarz bir bütün dünyayı etkileyen bir kriz durumunda hayatımıza normal seyrinde geçmişte yaptığımız gibi devam etmemiz zaten imkansız. Böyle bir durumda hele zaten hayatımız ister istemez bizim elimizde olmadan değişiyor ve bu durum aslında insanları geriyor.
Çünkü hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. Böyle olmasını kimse beklemiyordu. Ve şu an istesek de birçok şeyi yapamıyoruz. Ve bu durumun ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Ve bu da ayrı bir stres kaynağı oluşturuyor. O yüzden ya, hepimiz için zor günler. Tabii ki, ama normal toplum düzeninde de birçok insan istediği şeyleri yapamıyor. Evet. Hani istediği kişi olamıyor, hiçbir şeyi planlayamıyor, geleceğini göremiyor. Hani evet. Bugün mesela Amerika'da, başka ülkelerde de yaşayan sorunlardan, en büyük sorunlardan biri, hani milyonlarca insanın bir aylık bir eve kapanma sürecinde ihtiyaçlarını karşılayacak bir parası olmaması mesela. Evet. Bu insanlar zaten önünü göremiyor. Hani biz zaten önümüzü göremiyoruz. Evet. Hani bu lockdown'a girdiğimiz zaman hani bu sadece şey olmaya başlıyor. Hani herkes için bu geçerli olmaya başladığı için daha böyle evrensel bir gerçeğe dönüşüyor. Ama hayatın gerçekliği şu ki, hani şu anda yaşanan tabii ki çok büyük bir doğa olayı var. Doğa olayı söz konusu. Ama birçok insanın hayatı sürekli böyle sağlık sorunlarıyla, korkuyla, yarın nasıl, ne yapacağızla falan geçiyor. İnsanların çok çok büyük bir kısmı, belki insanoğlunun %75'i. Ve bütün bu olaylar bittiğinde biz yine her şeyi unutup hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz. Sanki böyle bir şey yokmuş gibi. Ve bu ürkütücü ve kötü bir gerçek bence. Hani mesela ben çok şey düşünmeye başladım. Bu bence bu virüsün göstereceği şeylerden biri şu olacak hayatta kalabilirsek. Ama kesinlikle göstermeyecek. O da şu. Hani şu an mesela bizim bütün ihtiyaçlarımızı dronlar dağıtıyor olabilirdi. Fabrikalar kendi kendilerine işçileri çalıştırmak zorunda kalmadan, bunu umursamadan, robotlar tarafından istediğimiz her şey şu an yapılıyor, yetiştiriliyor, bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor olabilirdi. Ama bu sistemlere geçmeyi düşünmek bile sci-fi. Yani hani bilim kurgu olarak geçiyor. Bunu düşünmek daha yani absürt bir şey gibi geliyor. Ama bunu yapacak teknoloji elimizde var. Neredeyse 15 yıldır var. Fakat bu dönüşüm belki daha 100 yıl gerçekleşmeyecek. Çünkü ekonomik olarak buna ayak uyduramayacağız. İşte ne bileyim, sosyal olarak buna ayak uyduramayacağız. Bu gerçekten çok korkunç bir şey yani. Bu virüsün ne zaman biteceği ve bittikten sonra hayatımıza nasıl devam edeceğimiz çok büyük bir gizem açıkçası. Yani acaba hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Ya da acaba kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Bilmiyorum. Ya bu bence şey gibi mesela, olaydan olaya değişiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İkinci Dünya Savaşı oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş geldi. Hani ne bileyim, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından işte genel olarak kurumlara olan inancın, işte daha büyük ideyalara, Tanrı'ya olan inancın azalmasıyla beraber özgürlük hareketleri veya kara vebanın ardından işte bilimsel revolutionların, bilimsel devrimlerin gerçekleşmesi. Hani çünkü kara vebanın şeyi gösteriyor olması insanlara, hani hayatlarının ne kadar rastgele olduğunu ve hani bir şeyleri artık anlamaya çalışmalarını, yoksa hani bu ne dedin ona, eski metodların çalışmadığını ve daha geniş bir metodla doğayı, insanı anlamaya çalışmaları gerektiğini, hani bunun şansa bırakılamayacağını, bunun farklı inançlara bırakılamayacağını falan filan, neyse, böyle devrimleri beraberinde getiriyor. Bu bir şey getirecek mi bilmiyorum, sanmıyorum. Dediğim gibi ben açıkçası bu kadar fazla hani diğer bütün işte jenerasyonlar, dünyadaki bütün genç jenerasyonlar hep böyle dünyayı değiştirdiklerinin, kendilerinin farklı olduğundan inancıyla yaşamıştır. Mesela ben bizim jenerasyonumuzda onu görmüyorum ki, biz ilk defa hep dediğimiz gibi gerçekten teknolojik imkanlar dahilinde bir şeyleri değiştirmeye bu kadar yakınız. Bu kadar bambaşka bir hayat yaşayabiliriz. Ama bunu yapmıyoruz. Hani bu virüsümüze göstermesi gereken şey şu. Bu virüs bir şekilde biter, yarın bir başkası başlar. O biter, yarın bir başkası gelir. İnsan bir etin içerisinde, et ve kemiğin içerisinde, hani evrimin kör bir şekilde milyonlarca yılda yarattığı bu bedenin içerisinde yaşamaya uygun bir şey değil. Böyle hayatta kalmamız mümkün değil. Bu bedenden kurtulmamız gerekiyor. Hani bizim kendi bedenlerimizi dizayn etmemiz gerekiyor. Yoksa bir şekilde bu virüsle, yarın depremle, hani anlatabiliyor muyum? Yanardağ patlar, hani göktaşı düşer tepemize. Bir şekilde ölüp gideriz. Hani. Ya ama şunu bence göz ardı etmemelisin. Birçok bu bahsettiğin felaketlerden sonra, işte dünya savaşlarından sonra, kara vebadan sonra çok ciddi gelişmeler oldu. Yani hem teknolojik anlamda, tıp, medikal alanlarda çok ciddi değişimler oldu ve bu şekilde geliştik zaten. Yani bu felaket, bu arada bunlar yani... İyi ki oldu demiyorsun. Evet, yani bunu açıklamak zorunda bile değilim bence de. Yani bunlar mecburi olarak bir değişimi getirdi, gerektirdi çünkü. Yani mecburen gelişmek zorunda kaldık bu sorundan kurtulmak ve biraz daha hazırlıklı olmak için. Ve
dünyada çok uzun zamandır bu derece büyük çaplı bir felaket, kriz söz konusu değildi. Ve bunun devamında da, sonunda da büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum ben. Çünkü zaten olmak zorunda yani bir şekilde gelişmeleri de, teknolojik anlamda da gelişmeleri de getirecektir diye düşünüyorum. Yani umarım. Yani eski şekilde zaten devam edemeyeceğiz. Bu bizim keyfimize kalmış bir şey değil yani. Yani umarım. Umarım dediğin gibi olur. Umarım bir şeyler değişir. Ama hani en başta söylediğim gibi bence fundamental olarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Hani hep böyle bilim kurgu filmlerinde artık dünyayı terk etmemiz gerekiyor. Arkadaşların farkına varırsın ya. Hani gezegenin havaya uçar. Bence o olabilir aynısı... bu arada. Çünkü artık böyle normalde hani sci-fi bilim kurgu filmlerini işte bizim jenerasyonumuz izliyor. Genel olarak diyorum. Tabii ki işte bu filmleri seven daha eski jenerasyonlar da olabilir ama artık böyle daha o kadar politically correct olmaya çalışıyorum. Yani artık mesela büyüklerimizle de konuştuğumuzda şeyi duyuyorum ben. Bir filmin içinde gibi sanki işte filmde izlesek bilemezdik diyor ama işte tahmin etmezdik böyle bir şey olacağını falan filan diyorlar ve bence onlara da artık böyle işte bizim söylediğimiz şeyler eskisi kadar yapılmaz, edilmez, imkansızmış gibi gelmeyecektir diye açıkçası düşünüyorum. Açıkçası bana coğrafi gerçekliğimizde şey çok üzücü geliyor. Bilim kurguyu kuran işte Asimov'dan tut Philip Dick'e kadar hani getiren insanların çoğu şu an 100-110 yaşında falan, 180 yaş arası neredeyse hepsi öldü. Ve mesela şu an yani o jenerasyonda bilim kurgu yaratıldı, sattı ve devamı geldi. Milyonlarca yani düşün, Amerika'da 80 yıldır var devam eden bir gelenek. Biz de 50 yaşın üzerinde bilim kurgu okuyan birini ben görmedim. Hani bir, herhangi basit bir şekilde hani konuşabileceğim dahi biriyle karşılaşmadım. Hani bu gerçekten çok üzücü. Hani bizim şeyimizde de yok zaten. Yani bir bilim kurgu yazarı biliyor musun Türkiye'de 30'larda 40'larda yazmış. Hani 30'larda 40'larda hep dediğim şey hani dünya şeye giderken hani bilim kurguya giderken işte philosophical psych dediğim şeye giderken biz geri dönüp köy romanları yazmaya başladık. Hani o yüzden çok şey çok kötü bir dönüş yani. Ben hiç aklıma gelmedi. Türk bilim kurgu yazarı tanımıyorum. Ben de tanımıyorum ama okumadığım içindir. Vardır 2000'lerden sonra illaki. Hani haksızlık etmeyelim evet, ama... Evet vardır muhtemelen ama açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa bana yazarsa sevinirim. Bu konuda şey de var. Hani bilim kurgunun kalitelisini yazmalar. Hani bilim kurgu mesela Stanislav'ın şey muhabbeti var. Şey geliyor buna. Çek'te yaşıyor. Avrupa'dan şey geliyor. Avrupa diyorum. Amerika Bilim Kurgu Örgütü'nden böyle hani herkesin kitaplarının olduğu bir kutu yolluyorlar Stanislav'a. İşte o da onlara yolluyor. İşte açıyor, okuyor falan ve şeyi fark ediyor. Şey diye geri yazıyor. Philip Dick'e yazıyor bunu. İşte bilim kurgu bekliyordum. Gördüğüm tek şey uzaylı yaratıkların veya diyorum bilim kurgu estetiğine sahip şeylerin dünyaya gelmesi ve Amerikalı kahramanların sanki 1700'lerdeki şövalye romanları gibi günü kurtarmasıydı. Bu bilim kurgu değil, bu herhangi bir şekilde kurgu dahi değil, bu hani hiçbir sanatsal değeri yok. Tek farkı sensin diyor. Philip Dick de zaten öyle konuşmaya başlıyorlar. Philip Dick dışında herhangi bir şekilde böyle bir şey görmedim. Hani mesela Amerika'da düşündüğün zaman Philip Dick, Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut'u zaten hani bilim kurgu olarak bile kabul etmek çok zor. İşte şey var, Asimov var. Hani çok zor sayıyorsun hani klasiklerden. O yüzden Türkiye'de olsaydı hani varsa bile hani muhtemelen mesela Ted Chiang'i ne kadar hani bir yıla kadar bilmiyorduk Ted Chiang'in nasıl bir yazar olduğunu bilmiyorduk yani. Çok zor hani normalde yazan insanlar bu çoğu şeyde janrada böyle mesela vampir romanı yazıyoruz diyorlar. Yazdıkları şey liseli aşk romanı. Araya vampir katıyorlar. Hani arada vampir estetiği var. O vampir romanı olmuyor. Ya da o fantastik roman olmuyor. Hani o estetikli başka bir şey oluyor. O yüzden bence bu genel olarak çok gözden kaçan bir ne bileyim olay yani. Bu arada kitap önerisi de verelim. Hazır lafı geçmişken. Ne söylüyoruz? Var mı kitap aklına gelen?
Ha, sen yapacaksın. Ne okuyorsun? Sen. Ben şu an Terry Pratchett'in Discworld'ün tamamını okumaya adadım kendimi. Sen onları çok sevmiştin. Muhteşem bir şey. Zaten fantasy, Amerika fantasy yazınının ve Amerikan modern hani yazınının herhalde en önemli isimlerinden, en önemli ilk üç isminden biri. Fantasy'nin muhtemelen ilkidir. Hani en önemli yazarlarından şeyidir. Aziz Nesin'in aşırı gelişmiş versiyonunu düşünün. Aşırı gelişmiş işte fantastik ve bilim kurgu öğelerini içine almış ve Amerika'da yetişmiş bir versiyonunu düşünün. Aziz Nesin'le ne alakası kaldı aynı peki? Evet. Ama Aziz Nesin'deki şey kısım var mesela. Hani o satir ve hani dünyadaki olayları görüp mesela fantastik bir dünyadasın, bir kitapta okuyorsun. Sözde bir serinin devamı ama aslında o seriyle müzik endüstrisi üzerine yazılmış bir seri. 700 sayfalık bir kitap ve müzik endüstrisinin satiri aslında. Ama içi ama fantastik bir dünyada geçiyor. Ama bilim kurgusal bir dünyada geçiyor. İsmini de söyle kitabın. Ha, bunu hatırlamıyorum. Bu bir örnek. Teşekkürler. Discworld bu serinin adı. 40 tane kitap var içerisinde. Bence Dead, yani ölüm serisiyle başlayabilirsiniz. City Guards çok sevilen, Steve Ward çok sevilen bir şeydir. Nasıl çevirdiler bilmiyorum. Özellikle Guards kitabıyla başlamıştım ben. Güzel bir kitaptır. Ayrı bağımsız bir kitap okumak istiyorsanız Small Gods var, onu sen de okudun. O da şey bir dünyada geçiyor. Discworld'un içerisinde tanrılar ancak onlara inandığınız kadar var oluyorlar. Yani tanrılara bile inanmadığında tanrılar ölüyor. Ve bir kaybolup gidiyor. Bir kitap daha vardı ya. Ben yarım bırakmıştım. Picnic... Değil mi? O Roadside Picnic. O iki Rus yazarın yazdığı bir kitap. O da güzel bir bilim kurgu. Şey yok. O daha şey, bir daha çok Stanislav gibi böyle bir madde düşüyor şeye. Bir sağ var. Oraya girip bir şey çalmaya çalışıyorlar. Tamam. Hani o daha çok böyle Solaris gibi hani işte bilinmeyenin, insan bilgisinin sınırları üzerine yazılmış bir kitap. O da çok güzeldi. Roadside Picnic. Aynı zamanda Ağaç Kakan'ın eski bir projesiydi. Neyse yani Discord'u okuyabilirsiniz. Gerçekten hani insan hayatının her alanına, yaşadığımız her şeye yönelik çok güzel satir, çok güzel provokatif düşüncelerin olduğu, aynı zamanda fantastik ve inanılmaz komik romanlar. Senin bir önerin var mı? Ben son zamanlarda, ben bu arada işe gidip gelirken metroda, otobüste kitap okuyordum. Telefondan okuyordum. Magicians'ı bitirmedim hala. Magicians'ın ikinci kitabındayım. Bana çok fazla işi hatırlattığı için açıkçası okumuyorum. Şu an bir işe gidip gelme durumum, o yolculuk durumum olmadığı için bir süredir kitap okumuyorum. Sadece sabah erken kalkıyorum birkaç gündür. Veya işte akşamları Myths and Legends diye bir kitap okuyorum. Ama bu kitap daha çok ansiklopedi gibi dünyanın her yerindeki, işte Avrupa'dan başlıyor. Bölüm bölüm. Mitleri, legendları, işte efsaneleri, tanrıları vesaire anlatıyor. Biraz daha değil yani şey, ansiklopedi aslında. Bitirdiğinizde Neil Gaiman oluyorsunuz. Kurgusal değil yani. Hani literal bir kitap. Ben çok seviyorum çünkü mitolojiye zaten ilgim var ve böyle resimli falan çok güzel bir kitap. En sevdiğin mitoloji ne peki? Hangi şeyin mitolojisi, kültürü? Aslında birbirine çok benziyorlar. Yani inanılmaz benziyorlar. Sadece ya zaten şey, böyle anlatılırken de şey, işte tanrılardan bahsedilirken hep şey diyorlar, işte Roma'daki tanrılardan bahsediyorlar diyelim ki. İşte Yunan mitolojisindeki şu karakter ne, gibi. Şey, işte Slavlardan bahsediyorlar Rus mitolojisine geçtiğimizde. İşte yine Roma'ya da Yunan'daki şu tanrı gibi. Hep böyle zaten birbiriyle çok benzer tanrılar. Birbirinden çok, eskiden çok bir mistik yaratık pazarı varmış. Herkes birbirine takas ediyormuş. Hani nereye mesela, Romalılar çok yaparmış. Bir yeri işgal ediyorsun, oranın tanrılarını da alıyorsun. Hadi bakalım Olimpos'a gidiyoruz gibi. Hep beraber el ele. Ya zaten şey, bu Hristiyanlık gibi, Müslümanlık gibi dinlere geçilmeden önce hep sözlü olarak aktarıldığı için birçok şey yazılmamış. O yüzden böyle özellikle şey, fetihlerde vesaire, fethettikleri yerin mitolojisini öğreniyorlar. Bir süre sonra bir süre sözlü bir şekilde öğreniliyor, bir nesilden nesile aktarılıyor. Daha sonra yazıya geçiyor. Ve dediğim gibi bu işte hem ticaret sırasında hem savaş sırasında
o iletişimde öğrenilen şeyler sizde bu varsa bizde de şu var falan diye birbirinden etkilenerek yapılmış bana mitlerle ilgili şey çok hep şey çok ilginç gelmiş. Yani tüm mitler belli bir amaç için ortaya çıkıyor. Yani belli bir yeri doldurmak için ortaya çıkıyor ve belli bir temeli oluyor. Yani bir anda kafanızdan bir yaratık uydurmuyorsunuz. İnsanın yaratıcı gücü, sözde çok övülen gücü inanılmaz sınırlıdır. Özellikle Monsters diye bir kanal var, orada görebilirsiniz. Yani dünyada şu ana kadar yazılmış bütün hayali karakterlerin çok büyük bir kısmının fosillerden, birçok böyle şeyden etkilendiği, bütün kültürelin birbirinden etkilendiği, hatta mesela Çin ejderhalarının Çin'deki 11 klanın şeylerinin birleşmesi olduğunu gösteriyor bir versiyonda. Harbiden tam uyuyor. En büyük 11 klanının birer parçasını birleştiriyorlar ve ejderha ortaya çıkıyor. Neyse, insan hayal gücü çok sınırlı olduğundan hani genelde böyle belli temeli olan şeyler ve belli bir amaç yaratan şeyler, yani belli bir amacı olan şeyler ortaya çıkıyor. Sonra hani nesilden nesile dediğin gibi sözlü bir şekilde aktarıla bunun amacı ortadan kalkıyor. Sen bir şeye inanıyorsun, niye inandığını bilmiyorsun. Ya bir şeyi doğru kabul ediyorsun, niye öyleydi hiçbir fikrin yok. Mesela hani bu bence çok fazla senin de ilgi alanın. Mutfakta falan karşımıza çıkan bir şeydir. Ya da mesela el sıkışmada karşımıza çıkan şeyler. Hani birçok böyle hayatımızı adapte ettiğimiz şeyin mesela eller masada olmalıdırın temeli aslında bir silah tutmadığını aşağıda herhangi birine zarar vermeyeceğini göstermektir. Ama ben küçükken elim masanın altında diye bir sürü azar işittim. Yani 3 yaşındaki bir çocuk olarak ailemi bıçaklayacak değilim herhalde. Ama ne onlara haberdar ne ben haberdarım. Hani bu bana çok ilginç ve kötü gelmiştir birçok noktada. Geleneklerin işte çok etkisi var. Ama şöyle, birçok hareket aslında şu an günümüzde bize absürt gelen şeyler de olabilir. Bahsettiğin örnek gibi. Birçok hareket aslında çok çok eskiden geçmişte belli amaçlar için yapılmış şeyler. Yani o zamanlarda hayati önem taşıyan şeyler. Yani günümüze geldiğinde o kadar büyük bir anlamı yok bizim için. Ama geçmişte insanların hayatına çok fazla değer kattığı için nesilden nesle, yani hayatımızı geliştirip güzelleştirmesi, kolaylaştırması için yapılan şeyler. Yani bizim hayat kalitemizi artırmak için aslında bir amacı olmuş. Ama şu an birçok etkinlik bize anlamsız ve aynı zamanda gereksiz hale gelmiş durumda bilimsel gelişmelerle, toplumun gelişmesiyle. Hani mesela çok textbook örneklerinden biri şeydir bunun. Şeytan çıkarmanın gerçekten işe yarıyor olması. Plasoba efekti çünkü. Sen gerçekten içinde şeytan olduğunu düşünüyorsun. Birkaç hareket yapıyorlar etrafında tütsümütsü. Şeytan çıkıyor, iyileşiyorsun. Belki gripsin, hani böyle ölümcül bir hastalığın yok. Vücudunun immün responsu artıyor. Plasebo efektiyle düzeliyorsun. Ya, hani bunlar ama hep bu gibi mesela artık işte ne, ilaç var, gerek yok. Hani hep ihtiyaçlardan doğan şeyler. Evet. Yani, bunlar bu arada türlü ihtiyaçlar olabilir. Yani insanların kendilerini daha iyi hissetmeleri için, daha güvende hissetmeleri için, daha sağlıklı hissetmeleri için geliştirilmiş, zamanla destek mekanizması olmuş şeyler. Yani ben şey örneğini duyunca biraz aydınlanmıştım işte. Birçok mitin, işte efsanenin, bu hikayelerin oluşmasında göz hastalıklarının önemli bir yeri var aslında. Çünkü o zaman hani miyopsun ama bilmiyorsun. Hipermetropsun ama bilmiyorsun. Hani yani gözlük diye de bir şey yok ve uzakta puslu bir şeyler görüyorsun ve onlar senin için peri veya işte bir şeyler görüyorsun, hareket ettiğini düşünüyorsun, işte cüceler, işte ne bileyim türlü yaratıklar falan hayalini kuruyorsun ve bunları mesela işte akşamdan sonra tabii film, YouTube, işte Netflix falan da olmadığı için işte ateş başında anlatırken o başka birini anlatıyor, o başka birini anlatıyor ve sanki bu literally gerçekten böyle bir şey varmış gibi bir efsane oluşuyor. Söylediğin o hani ateşin etrafında anlatıyorlar şey aklıma getirdi. Göz hastalıklarının insanlarda bu kadar genetik olarak relevant olmasının sebebi acaba hani göz hastalığı olan insanların bu hikayeleri yaratıp evrimsel olarak avantaj sağlaması mı? Çünkü göz hastalıkları çok yaygın genetik olarak insanlarda. Ya bence mantıklı olabilir. Olabilir. Yani
Ya çünkü gerçekten gelmiş yani. Bu zamana kadar evrimsel olarak tükenmemiş ve devam etmiş. Yani bir avantaj, göremiyorsun bir de o bir sıkıntı yani. Bir avantaj sağlamış yani bir şekilde. Ben şunu düşünüyordum. Tabii bu tamamen benim teorim. Sen ofansif olmaya başladın. Hayır, ben de miyopum yani. Gerçi sen de miyopsun. Ben miyop, muhteşem görüyorum arkadaşlar. Hiç sorun değil. Böyle bir şey ekleyebilir miyim gözden konuşurken? Mesela ben çok görüyorum, sen görüyor musun bilmiyorum. Aura görmek denen bir şey vardır. Genelde göz merceğiyle ilgili bir sorun. İnsanların etrafında böyle mavi, beyaz bir şey görüyorsunuz çok az üstünde. Al sana ruh. Hani ruh denen şey al. Literally bu yani. Hani direkt olarak karşısına çıkıyor. Veya şey mesela, bence tabii bu yine benim fikrim, medikal bir şey yok. Neden? Sen tıp doktorusun. Saklayacak mıyız bunu? Böyle şey... Son zamanlarda muhtemelen ekrana çok fazla baktığım için böyle siyah, mavi bir şeyler gidiyor geliyor gibi görüyorum. Hani karartılar ve hani sinek geçiyor gibi, ne bileyim hani bir şey geçiyor sanıyorum. Hani gözümün önünden böyle küçük ışık parçacıkları falan geçiyor. Muhtemelen hani şu an ben bunun ekrana çok fazla bakıyorum, gözümü yoruyorum falan diye yorumluyorum. Muhtemelen eskiden insanlar bunu işte zamanın bu zamanlarında işte ayın bu döneminde ruhlarımızda şöyle bir değişiklikler oluyor falan. Ya çünkü şey açıklamak istiyor. İnsan bunu hani belirsizlikle kalmak istemediği için bir şekilde sebeplendirmek, kendine ve çevresine açıklamak istiyor. Yani belirsizlikte ya, kalmak. Bence senin dediğinin aynı şekilde. Mesela astronominin temellerinden biri de o. Çünkü atıyorum hastalanıyorsun, bir şeyler oluyor ama etrafına bakıyorsun hiçbir şey değişmiyor. Çünkü mikropları 1900'lerin başına kadar keşfetmedin değil mi? Birçok şey yaşıyorsun. Ama etrafında hani görebileceğin bir değişiklik yok. Ama her gece gökyüzüne baktığında yıldızların yeri değişiyor. Ve onların değişimleri muhtemelen astronomi denen o saçmalığı yaratıyorsun. Astroloji yani. Denen, astronomi denen değil, astroloji denen şeyi yaratıyorsun. Çünkü gezegenler değişiyor ve sen de yaşadığın değişimleri buna bağlamaya başlıyorsun. Ya bence gibi gibi. Çok mantıklı çünkü sadece duyu organlarınla gözlemleyebiliyorsun dünyayı. Yani bugün böyleyim. Dün böyle değildim. Değişen ne var? Neydi? Evet. O zaman bundan kaynaklanıyor diye bir sebep getiriyorsun. İşte kendi kendine. Mantığın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir şey bence genel olarak. Bu arada şu konu yine atladı bir şey söyleyecektim. Teorilerimden biri daha. Şöyle bir teorim var. İllumanati. Hayır. Hani göz hastalıklarından bahsediyorduk ya. Neden hani miyoplar tükenmemiş soyu hala günümüze kadar gelmiş falan diye. Tabii bu arada ben alay ediyordum. Ben de alay ediyorum. Ya şakasına söylüyoruz bunu, ciddi değiliz ama şöyle bir şey geliyor aklıma. Hani bu insanların ormanda diyelim avlanmaya gideceksiniz ama adam uzayı görmüyor. Hani ava götürmenin bir anlamı yok. Ya hayvan vuramayacak ya da arkadaşını hayvan zannedip onu vuracak. Bu yüzden yine et. Eski zamanlarda evet. Ya bu yüzden hani avlanmak gibi, işte ne bileyim savaş gibi böyle bu tarz ortamlara götürmüyorlardır muhtemelen bu insanları. Bu insanlar daha güvenli, evde. Bilim hani gibi böyle, işte, daha böyle daha sakin gereksiz işler evet, yapıp sanat. Ölmemişler. Ama neden ayakta tutsun toplumlar? Bir de o kısım var olayın. Şöyle diyebilirler, bu adam diyor ya işte ben... İşte perileri görüyorum, şunu görüyorum falan. Ha, şaman belki oluyorsun hani, değil mi? Bu adam bir şeyler biliyor, bu adama şey yapmayalım falan demiş olabilirler. Ben bu geleceği görüyorum. İşte, gözlerimizdeki, diş tüylerimizdeki bozuklukların mitlere sebep olmasının mesela tam tersi bir fenomeni var. Benim çok sevdiğim bir şeydir. Genelde işte bunu şizofrenine görüyorsun ya da insanlar hayal gördüklerinde ya da ne bileyim açıklayamadıkları şeyler gördüklerinde böyle atıyorum şey 1990'ların 900'lerin başına bakıyorsun ya da 800'lere sonra 50'lere bakıyorsun sonra 2000'lere giriyorsun. Paranoyak episodlar geçiren insanlar mesela 1800'lerde İsa'yı gördüklerini ya da tanrıların onu cezalandırmak istediğini, şeytanlar gördüklerini falan filan iddia ediyorlar.
aynı insanlar 50'lerin başına geldiğinde Sovyetlerin onları kovaladığını düşünmeye başlıyorlar. Çünkü dışarıdaki şey değişmiş oluyor, input evet. değişmiş oluyor, kültür değişmiş oluyor ve onuş veya uzaylıların onları kaçırdığını düşünmeye başlamış oluyorlar. İşte 2000'lere geldiğinde telefonları herkesin telefonlarının dinlendiğini, sürekli her anının kaydedildiğini, içlerinde Androidlerin yaşadığını falan düşünmeye başlıyorlar. Bu olabilir. Neyse, hani bu şekilde bir değişim görüyorsun böyle bir zaman dilimine baktığında. Bu çok muhteşem bir şey. Ne bileyim mesela düşünsene. 1800'lerdeki bir insan gökyüzünde ışıklar gördüğünde düşüneceği şeyle işte 2000'lerdeki bir insan düşüneceği şey çok farklı. Hani biri resmen kıyamet geldiğini sanarken biri muhtemelen hani uzaylıdan tut şeye kadar bir yorum olur yani. Hani yıldırım ya işte çünkü diyorum gibi ya, bir şey olur. Elimizdeki imkanlarla açıklamaya çalışıyoruz. Çevremizdeki değişiklikleri işte bizi korkutan, tehlikeye sebep olan şeyleri, herhangi bir değişimi elimizdeki verilerle kendimize açıklamaya çalışıyoruz. Bundan kaynaklanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte şu an elimde benim türlü imkanlar varsa teknolojiyi kullanarak işte veya daha önceki bilgilerimi, başkalarının bilgilerine, işte türlü araştırmalara dayandırarak açıklayabiliyorum. Eskiden insanlar nasıldı? Kendisinde bir bilgi var mı? Yok. Çevresindeki insanlara soruyordu. Atalarında, büyükleri zamanında ne yapmış? Onlara soruyordu. Ve bu şekilde açıklamaya çalışıyordu yani işte. Zaten bence mesela büyüklere saygının da temeli oradan gelen bir şeydir. Ve evet. O yüzden modern dünyada hiçbir anlamı yok. Hani büyüklerin daha fazla bilgileri olduğu, daha bilgi olduğuna yönelik hiçbir argüman yok. Çünkü eskiden vardı. Neden? Çünkü 70 yaşını görmüş biri birçok şey görüyordu. Evet. Hani birçok korelasyon kurabiliyordu. Daha fazla bilgiye sahip oluyordu. O yüzden önemliydi. Ama şu an atıyorum 70 yaşına kadar yaşamış birinin muhtemelen hatta daha kötü durumda. Çünkü eğer sen 20 yaşındaysan atıyorum internete erişimin var. Bu bilgilere çok daha beynin hani daha prefrontal korteksin daha gelişirken hani bu sistemin içine girdin. Bu yüzden hani daha iyi, daha hızlı ulaşabiliyorsun. Daha çok şey öğrenebiliyorsun. Hani şu an belki daha iyi konumdasın. Evet. O yüzden sadece şeysel hani varoluşsal işte bilgelik denen şeyi edindiyseniz bu da bence her yaşta edinilecek bir şey. Ama mesela şu an büyüklere saygı denen şeyin hiçbir anlamı yok. Hani anlamsız. Mesela bence bizim bu mesela zeki varlıkların en önemli şeylerinden biri yaşlılarıyla ilgilenip ilgilenmemeleri. Yani evrimsel olarak aslında anlamsız bir şey yani avlanamayan, katkıda bulunamayan biriyle ilgilenip onu hayatta tutmak. Ama mesela bütün zeki şeylere baktığımızda, species'lere, mesela maymunların büyük çoğunluğu yaşlılarıyla ilgilenirler, sakatlanmış insanlarla ilgilenirler. Mesela bunun bir parçası da bu. Çünkü bu insanlar atıyorum önemli bir bilgiye sahipler ve o bilgiyi kaybetmek istemiyorsun. Hani şey gibi, hani şu an bizim ne bileyim böyle bütün internetteki bilgiye sahip olacağımız bir flash diskimiz olsa onu kaybetmek istemeyiz kıyametten sonra. Bu arada sadece bilgiyle de alakalı değil bence. Şefkat duygusu da işin içine giriyor. Yani duygusal zeka da işin içine giriyor ve şey düşünüyorsun, bu tabii ki herkes için geçerli değil. Onu kastetmiyorum. İdealden bahsediyorum. Yani evet, idealden bahsediyorum. İşte bizim bir şefkat bağımız, gönül bağımız olduğu için işte onların bize zamanında küçükken gösterdikleri şefkat, ilgi, sevgi ileride işte yaşlılara bakılması konusuna da şefkatten dolayı yani işte bize şu an kimse şey için değil yani bilgilerinden hani maddi bir destekten dolayı değil daha çok manevi bir bağdan dolayı böyle bir şey oluyor. Bu arada biraz sonra uçacağız galiba. Evet, çünkü inanılmaz bir fırtına arkadaşlar. Var. O yüzden bir kulenin tepesine çıktık. Başka türlü bu yayını yapmamız mümkün yani. Değil. Ya haklısın ama bence orada da şu nokta var. Hani birçok insan çocukken sevilmiyor. Birçok insan sevilse de gelecekteki atıyorum yaşlandığında ilgilenmiyor. Birçok yaşlı tek başına, birçok genç tek başına. Hani bence o bireysel gelişmişlikle ilgili bir şey. İki taraf için de. Hani evet. İki tarafında empati gösterebilecek, karşı tarafa ilgi duyabilecek bir seviyeye gelmiş olması gerekiyor. Zaten bence sosyal statülerin dışında duygusal şey, yani duyguyu hep diyoruz ya, yaratıcı bir şekilde duygusallığı kullanabilmek, yaratıcı bir şekilde cinselliği kullanabilmek gerçekten bence hani çok yüksek bir zeka belirtisi. Hani o yüzden zaten ne bileyim birçok tarihteki yazarların, sanatçıların birçoğu çok yüksek IQ'lara sahip. Hani neyse.
Evet, yavaş yavaş kapatalım diyoruz uçmadan. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir yayın oldu. Birçok konuda size bilgi verdik. Artık nasıl hayatta kalacağınızı biliyorsunuz. kendinize iyi bakın. Evde kalın. Evde kalın, evden dışarı çıkmayın. Odanızı terk etmeyin. Mümkünse yataktan çıkmayın. Temizliğinize dikkat edin. Tekrar görüşmek kendinize üzere. Bir de olabildiğince şunu söylemek istiyorum. Hani olabildiğince özellikle yabancı diliniz varsa kaynakları takip edin. Yabancı diliniz varsa ekşi sözlüklerine Reddit'e girmeyi tercih edin. Hani bilimsel kaynakları tercih edin. Atıyorum haber kaynaklarından ya da Reddit'tense. Bu şekilde yavaşça yükseltin kendinizi. Çince biliyorsanız Çince bilen insanlarla konuşup nasıl atlattıkları hakkında bilgi alıp onlara da yardımcı olabilirsiniz. Kendilerini önemli hissederler. Evet, görüşürüz. Teşekkür